Mehmet'in hali yaman. Sabahlara kadar çözülen sınav soruları, bitmeyen testler, uzun paragraflar altında sorulan onlarca anlamsız soru. Akşam vakti olmuş, daha soru bitmemişti. Ama şimdi buna baş kaldırmanın zamanı hiç değil. Babası dershane parasını denkleştiremediğinden annesi de çalışmaya başlamıştı. Annesi eğer iyi bir okul kazanırsa, Mehmet'in onları bu hayattan kurtaracağı inancındaydı. 2 hafta sonra büyük gün geldi. Mehmet sınava girdi. Avuçları terledi, omzunda babacığının yükü, anacığının umutları. Nasıl geçtiğini bilmediği 3 saat. Kalktığında sırılsıklamlı gömleği, kalemini silgisini topladı. Annesinin okunmuş suyunu alıp çıktı kapıdan. Çıktığında başka bir akşam vaktiydi. Bu anı geldi nasıl olduysa zihnine. Zorluklarla geçen 4 sene... Annesinin önce dershane parası için çalıştığı, sonra okulu bitirsin diye devam ettiği gün saydığı dönemler bitmiş. Mehmet iyi bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Memleketteki annesine emekleri, babasının alın terine ahdi vefa için o da şimdi günlerini gecelerini vermekteydi. Bir de kız seviyor üstelik. Adı Hatice. Güzeller güzeli. Fakat ailesi biraz burjuva. Zengin olmasalar da Hatice'nin gelecek hayatı ile ilgili daha büyük hayaller peşindeler. Buna inat mıdır bilmem ama Hatice de bu hayallere zaman zaman kapılır, dillendirirdi. Böyle zamanlarda Mehmet'in içi kavruluyordu. Zaten her şey yeni gelen müdür Abdi Bey'in suçuydu. Bütün yüksek hedefleri Mehmet'e veriyor, tüm bütçeleri ona yaptırıyor. Fakat ay sonu gelip de prim hesaplatmaya kalktığında nedense performansını asla başarılı bulmuyor, kesintiye uğratıyordu. Belki de işi değiştirmeliydi. Ama o zaman ailesine kim bakar? Hatice ile yeni bir yuva nasıl kurardı? Of! Yine akşam olmuştu. Yakın bir zamanda askerliğini tecil etmesi lazımdı. Okul bitmiş lakin maaşına zam alabilmesi, hayallerine kavuşabilmesi için daha okuması gerekiyordu. Babayı da kaybetmişti çoktan. Anne de sen artık yardıma muhtaç. Artık destek de alamazdı. Bu kariyer ne zor şeydi. Oysa diğer departmandan durdu, gününü gün ediyordu. Tüm şirkette hesabına para geçirdiğine dair konuşmalar olsa da kimse sesini çıkarmıyordu. İşten kaytarışlarına, şirket içi flörtleşmelerine, lakayt tavırlarına hoşgörü gösteriyorlardı. Söylediklerine göre torpilliymişti. Şans belki de buydu. Deli durdu gibi olmak. Allah'tan çocukluk arkadaşı Cabbar, karşı komşusu Albay Süleyman abisi vardı. Ne zaman darda kalsa yetişirlerdi çok şükür. Haberi geldiğinde Mehmet'in gene bir akşam vaktiydi. Tecili kabul edilmemişti. Binli paraları yoktu. Aylık gönderebildiği anasına birkaç onluktan başka. Gitmeliydi askere. Vatana görev buydu. Daha okuyacak, maaşını yükseltecek, arabası, evi olacak, Hatice'yi babasından gururla isteyecekti. Olmadı. Bir sabah vakti nedensiz vuruldu ensesinden Mehmet. Yazdılar. Bir şehit. Bir akşam vakti geldi haber. Ortalık kor kıyamet. Unuttular bir vakit.